Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu dersimizde 3. sınıf çetele tablosu, sıklık tablosu, şekil grafiği konularını birlikte işleyeceğiz. Çetele ve sıklık tablosu çok kolay konular olmasına rağmen yine bazen karıştırılabiliyor. Bir tablonun çetele tablosu mu yoksa sıklık tablosu mu olduğunu anlayabilmek için tablonun gösteriliş biçimine bakmamız gerekiyor. Eğer tablomuzda verilen e, maddelerin adetleri işte bu meyve olabilir, kıyafet olabilir, eşya olabilir. Bunların adetleri eğer bize çizgiyle gösterilmişse baş harflerinden unutmayalım. Çizgiyle gösterilmişse çetele tablosu, çetele tablosunun Ç'si. Eğer sayıyla gösterilmişse sıklık tablosunun s'sini buradan hemen fark edelim. Eğer bir şey sayı ile gösterilmişse e, sıklık tablosu, eğer çizgi ile gösterilmişse çetele tablosu olduğunu hemen anlayacağız. Şimdi çizgi ile göstermekten kasıt şu. 4 tane e, dik çizgiye 4 tane dik çizgiye ve 5.si bunlara ortasından Bunları bir arada tutacak çizgi. Bazı öğrencilerde şunu gözlemledim. Şu dört tane çizgiyi sayıyor. Ancak ortadaki kuşak olanı saymıyor. Onu da sayacağız. Yani bu yanlış bir bilgi. Onu da yine saymamız gerekiyor. Burada bizim buzdolabımızda kalan meyvelerimizin miktarları verilmiş. Öncelikle bunları bizim çetele tablosu ve sıklık tablosuna dönüştürmemizi istiyor. Dolabımızda altı tane çilek. 3 tane muz, 15 tane erik, 9 tane kivi kalmış. Demek ki bir pazara çıkmak gerekiyor. Evindeki meyvelerimiz bitmiş. Ee, şimdi bunları tablomuza yerleştirelim. Kolay olanı yapalım önce. Kolay olan hemen bizim e, sayı olarak verildiği için zaten burada hemen yerlerine yazarak sıklık tablomuzu yapmış olalım. Çünkü sıklık tablosu neydi? Sayıyla gösteriliyordu. Evet çilek 6 taneymiş. Hemen karşısına çileği yazalım. Çileğin miktarını 6 tane olarak yazalım. Muz 3 taneymiş. Muzumuz azalmış. Erik 15 taneymiş. Onu da yazalım. Hepsini kendi renginde yazmaya çalışıyorum. Kiwi ise 9 tane kalmış. Onu da yine yeşil renkte yapalım. Şimdi sıklık tablosu dediğimiz bu şekilde rakamlarla, matematiksel rakamlarla ifade edilmişse biz bunlara sıklık tablosu diyoruz. Şimdi bunları bir de çizgilerle ifade edelim. Çizgiyle ifade edildiğinde ise çetele tablosu diyoruz. Şimdi çilek 6 taneymiş. O zaman bakalım. Şöyle. 1 2 3 4 5 6

Kiwi ise 9 taneymiş. Yine onu da bu şekilde gösteriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'incisini kuşak yapıyoruz. 6, 7, 8, 9. Bu şekilde çeteli tablosuna ne yapmış olduk? Sıklık tablosundaki meyvelerimizi aktarmış olduk. Şimdi yine çeteli tablosuyla şekil grafiğini burada göstermiş. E, ee, ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle sıklık tablomuzu tekrardan yapıyoruz. E, ee, pardon CTL tablomuzu tekrardan yapıyoruz. E, ee, 6 tane çileğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. E, ee, 3 tane muzumuz vardı. 1, 2, 3. 15 tane eriğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Geriye ise son olarak 9 tane kivimiz vardı. Onu gösteriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Şimdi şekil grafiğinde ise e, bu sorularda hep şu not ifademiz karşımıza çıkacak. Her şeklin belli bir e, sayıyı ifade ettiği notu çıkacak. Ve biz buna göre e, sorularımızı belirlemiş olacağız. Tabi burada e, verilen rakamlar hep 3'ün katı olduğu için. Yani 3'ün e, içerisinde barındırdığı için. Mesela 3, 6, 9, 15. Bu sayılar 3'ün üç, e, katları olduğu için. E, her şekil bizim için her meyve her şekil 3 tane meyveyi temsil etmiş olacak. Şimdi hemen önce çilekten başlayalım. Çilek 6 taneydi. Hemen en basit şekil bunu yuvarlakla gösterebiliriz. Çok basit bir gösterim olarak. 3 Şuraya geldi. 6 Daha sonra gelelim muz. Muz sadece 3 taneydi. Onu da kendi renginde yapalım. Hop bir tane yuvarlak yapıldı. Çünkü 3 tane meyveyi sadece bir yuvarlak gösteriyordu. Erik ise 15'ti. 15'e kadar çıkacağız şimdi. Şöyle 1 2 3 4 5 tane yuvarlakla ne yapmış olduk? Eriğin miktarını da göstermiş olduk. Şimdi son olarak kivinin şeklini gösterelim. 1 2 3 Çünkü her şekil bize 3 tane meyveyi temsil ediyordu. Ediyor Bu nedenle yuvarlak sayımızı ona göre yaptık. Yani 3 6 9 3 6 9 12 15 Muz 3 taneydi. Çilek ise 3 6 tane her şekil. 3 tane meyveyi ne yapmış oldu göstermiş oldu. Şimdi bu bilgimizi bir de soruyla pekiştirelim. Mağazada bir ayda satılan kıyafetler verilmiştir diyor. Burada bize mağazada satılan kıyafetlerin miktarı verilmiş. 20 tane gömlek satılmış, 15 tane ceket satılmış, 10 tane pantolon, 5 tane kazak satılmış bize bu bilgilerden faydalanarak çetele tablosu ve sıklık tablosunu oluşturmamızı ve bununla ilgili sorulan sorulara cevap vermemizi istiyor. Herhalde bu kadar satıştan sonra mağaza ikinci ayını görmemiştir. <laughs> İflas etmiş olabilir. Çünkü çok az satış olmuş. Şimdi hemen bunları tablolarımıza yerleştirelim. Tabi kolay olan neydi? Sayıyla ifade edilen hemen hatırlayalım. Sayıyla ifade ediliyorsa eğer sıklık tablosuydu. O zaman hemen önce sayılarımızı e, miktarlarına göre yerleştirelim. Gömlek sayımız 20 taneydi. Hemen sıklık tablosunda rakam olarak 20'mizi, sayı olarak 20'mizi yazalım. E, sonra ceket sayısı 15'ti. 15 tane ceketimizin sayısını da yazalım. Pantolon sayısı 10 taneydi. 10 Son olarak da kazak sayısı 5 taneydi. Hemen onu da 5'imizde yazalım. Şimdi işimiz kolay. Bundan sonra e, çetele tablosu dediğimiz zamansa e, bunların çizgiyle gösterilmesiydi. Aynı rakamları ne yapacağız bu defa? Çizgilerle ifade etmeye çalışacağız. E, şimdi gömlek sayımız 20 idi. O zaman 20'yi ifade edecek e, kadar çizgimizi e, oluşturalım. Gruplarımızı oluşturalım. Çizgi gruplarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi sırada ceket sayımız 15 taneydi. Bunu da yine çizgilerle çizgi grupları ile ifade edelim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Pantolon sayımızı ifade edelim. <laughs> 10 taneydi. Hemen onu da gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10 oldu. Şimdi ise Son e, satılan ürünümüz kazak sayımız 5 taneydi. Sadece bir grup var o zaman. Beşerli bir grup. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi e, bununla ilgili genelde bu şekilde tablolar verildikten sonra bir de cevaplamamızı istenilen sorular oluyor. Örnek olarak o soruları da ben oluşturdum burada. Yine cevaplayalım. İstersek e, çetele tablosuna, istersek sıklık tablosuna bakarak bunu cevaplayabiliriz. Ama e, sayıları gösterdiği için bence e, sıklık tablosuna bakarak cevaplanmak e, sizin için daha kolay olur. Şimdi bakalım en çok satılan kıyafet hangisidir diyor. Bakalım en e, çok satılan kıyafet sayı olarak e, en büyük olan olacak. Yani e, ne var burada? 5, 10, 15, 20. O zaman en fazla gömlek satılmış yani 20 tane satılmış. O zaman hemen yazıyoruz ilk sorumuzun cevabı 20. En az satılan kıyafet hangisidir demiş. En az satılan kıyafetse görüldüğü üzere burada kazak miktarımız bizim 5 tane. En az satılan kazaklar olmuş. En çok satılan kıyafet en az satılan kıyafetten ne kadar fazladır? En çok satılan kıyafet 20 idi. En az satılan kıyafetse kazaktı yani 5 taneydi. O zaman ne yapıyoruz? Bunun ikisinin arasındaki farkı bulmak için ne kadar fazladır? Yani bize aradaki farkı sorduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz. 20'den 5'i çıkarttık geriye 15 kaldı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir ders daha sizlerle birlikte olmak gerçekten mutluluk verici. E, yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle. E, kanalıma abone olmayı unutmayın ve dersleri takip etmeyi unutmayın. Ve sizlerden isteğim her gün düzenli olarak çocuklar kitaplarınızı okuyun kitap kitap okumanızı kesinlikle ve kesinlikle aksatmayın görüşmek dileğiyle iyi günler.